Lotrono 2350 dünyanın en büyük tekerlekli kepçesi. Bu zincirlerin bir an önce sıkılması gerekiyor. Yüklemem gereken kamyonlar var. Gel de o zaman bize yardım et dostum. Arizona'daki Ray Bakır Madeninde işler tehlikede. Bu zamana karşı bir yarış. Ve onları sadece bir makine kurtarabilir. F-60 taşıma bandı. Dünyanın en büyük hareketli makinesi. Almanya nükleerden kurtuluyor ve ulusun ulaşabileceği bütün kömüre ihtiyacı var. Viking, her arazide giden amfibik saldırı aracı. Mükemmel bir alet. Kraliyet Deniz Komandoları Zırhlı Destek Grubu savaşa hazırlanıyor. Arizona çölü. Burada sıcaklıklar 50 santigrat dereceye ulaşabiliyor. Dünyada bu kadar zorlu çalışma alanı fazla yok. Ama bu sert ve kuru zeminin altında inanılmaz bir zenginlik yatıyor. Burası Ray Madeni. 4000 hektarlık bu maden dünyanın en büyük açık arazi bakır madenlerinden biri. Hey! Hadi çabuk olun. Bliss Gulch, bu acımasız ortamda bakır çıkarmanın zorluklarıyla boğuşan 800 maden işçisinden biri. İnsanlar buraya bakıyor ve tek gördükleri şey çöl. Ben buraya baktığımda para görüyorum. Maden bölgedeki tek büyük işveren. Eğer maden burada olmasaydı bu kasaba çoktan yok olurdu. Madenin zenginliklerine ulaşmak zor. Yerin altındaki kalkopritin %35'i bakır. Ama toprağın içinde yayılmış durumda. Ve bunun sonucu olarak cevherin saflık oranı sadece %0.5. Bu işe devam edebilecek kadar bakır üretmek için her gün yüz binlerce ton kayayı kazmaları gerekiyor. Üretimi durduracak veya yavaşlatacak her şey madenin hayatta kalabilmesini tehdit ediyor. Herhangi bir kamyonun durduğu her an para kaybediyoruz. Ray madeninin uğraşması gereken birçok sorunu var. Madenin P ve H 4100 mekanik kürekleri bir seferde 100 tondan fazla cevher kaldırabiliyor. Ama bu makineleri çalıştırabilmek bir kabus. Ve bu büyük çocuklardan biri arıza yaptığında Ray madenini bu sorundan kurtarabilecek büyüklükte sadece bir makine var. Lotrono 2350 kepçe. Ağırlık 258 ton. Kepçe 4 metre küp. Tekerler 4 metre. Dünyanın en büyüğü. Operatör Eric Duarte. Burada bir yetişkin olarak dünyanın en büyük kepçesini kullanıyorum. Hangi çocuk bunu hayal etmez ki? 2350 dünyanın en büyük tekerlekli kepçesi. Onun her yerde hareket edebilme yeteneği dünyanın en büyük damperli kamyonlarını doldurarak madeni kurtarmasını sağlıyor. Ve bu mekanik kürekler tamir edilene kadar kazmaya devam edebiliyor. 2350'lik kepçe harika bir şey. Bir kriz olduğunda Eric ve kepçesi madenin sorun yaşamasını engelliyor. Sabah 6.30. Maden yöneticisi Steve Winkleman ekibini topluyor. 7 hala bozuk. 21 hala bozuk. Yakıcı Arizona yazı adamlar ve makineler için sorun yaratıyor. Dün güneş çarpması sonucu bir kaza oldu ve bu kadar sıcak olmaya devam ederse... Zor şartlar üretimi zorluyor. Ama sonucu bu hava şartları bile etkileyemez.
madenin çalışması gerekiyor. Madenin kar edebilmesi, ekibin günlük 250 bin tonluk kotaya ulaşabilmesine bağlı. Eğer baskı altında çalışamazsanız böyle bir ortamda hayatta kalmanız imkansız. 1250 tonluk PH 4100 mekanik kürekler saatte 10 bin tondan fazla yükleme yapabiliyor. Ama bu mekanik devler bile cevheri direkt kayalardan çekip çıkaramıyor. Her canavarın çalışmak için sürekli olarak gevşemiş bakır cevherine ihtiyacı var. Ve sabah 7 canavarları besleme zamanı. Ray madeninde yemek yukarıdan patlatılarak gönderiliyor. Dikkat dikkat. 1950 Minol Creek'te patlama 3 dakika sonra gerçekleşecek. Kayalar patlayıcılarla parçalanırken iş duruyor. Bomba patlıyor. 3 saniye içinde 100 bin ton sert kaya havaya uçuyor. Kahvaltı servis edildi. Sert kaya yüzeyinin parçalanmasıyla Petrap ve onun PH-4100 küreği çeyrek milyon tonluk maden hedefini yemeye başlıyor. Çocukken de toprakla oynamaya bayılırdı. Ama oyun zamanı Pat'in istediğinden erken bitiyor. Şimdi de seviyorum. Pat derhal işi durduruyor ve bakım ekibini çağırıyor. Yerinden oynamış bir kaya küreğin kolunu çatlatıyor. Madenin kazma kapasitesi %25 azaldı. Ekibi toplayıp o tarafa gideceğiz ve o makineyi tekrar çalıştırmaya çalışacağız. Tamirat için kaynak ekibi çağrılıyor. Ama biri için onlar yeterince hızlı çalışmıyor. Hey! Hadi çabuk olun! Bu operasyonu devam ettirebilmek için ciddi bir kazma gücü gerekiyor. Ve buna derhal ihtiyaç var. Deniz komandoları, iğnenin içinde en iyi. Bu gözü kara askerler, Britanya'nın silahlı güçleri içinde en önde gelenler. Dünyanın neresinde bir sorun olursa hemen oraya gidiyorlar. Bu iş her ortama, her iklime ve her düşmana uyum sağlayabilmek anlamına geliyor. Ve onlara ayak uydurabilecek bir araca ihtiyaçları var. Viking. 2006'dan beri bu savaş atı Afganistan'da Taliban'a karşı birlikleri araziye taşıyor. Ve işler ters gittiğinde onları hızla oradan çıkarıyor. Ağırlık 11 ton. Motor 285 beygir. Maksimum hız 65 kilometre. 4 Kevlar kompozit palet neredeyse her arazide gidebiliyor. Kar, çöl ve hatta en dik yamaçlar bile bir engel değil. Ve Viking'in önünde kara kalmadığında bu amfibik süper taşıyıcı gitmeye devam ediyor. Viking her alanda, her aksiyonda kahraman. Kıdemli eğitmen, Çavuş Sayı Halkın 15 yıllık deniz komandosu. Bir görevi tamamlamak için bu alete olan güvenimiz sonsuz. Eğitmen çavuş Lloyd Fenner, Afganistan'da çarpışmış ve ekip arkadaşları ona çatlak diyor. Bu makine benim arkadaşlarımın hayatını sayısız kere kurtardı. Çatışmanın heyecanını düşünün, mermiler uçuşuyor, RPG'ler var ve böyle ortamlara giren kimseler size bunu söyleyecektir. Bu alet onları temizlerken gerçekten bir hayat kurtarıcıdır. Bugün Sağ ve Çatlak bir grup çayla Afganistan'da savaş alanına gitmeleri için hazırlıyor. Bu eğitim tatbikatındaki başarı ve başarısızlık arasındaki fark, savaş alanında hayatla ölüm arasındaki fark olabilir. Deniz komandolarının görevi, zırhlı destek grubunun ön cepheye giden ve oradan gelen komandoları korumak. Bu araç yapmak istediğiniz şeyi yapmak istediğiniz zamanda yapacaktır. Geceleri denizden nehre girebilir veya gündüzleri çamurlu alanda ilerleyebilirsiniz. Aynı üzerinde yazdığı gibi her arazide gider.
Herhangi bir savaş zamanındaki ilk zorluk savaş alanına varmaktır. Bugünkü savaş alanı 160 kilometre uzakta. Bu çaylak ekipler için bayağı zorlu bir sürüş testi olacak. Viking yola koyulduğunda 5.9 litrelik dizel motoru mesafeyi kat etmeye başlıyor. Ama bu savaş atları savaş alanına tasarlanmış yola göre değil. Küçük kurşun geçirmez cam sürücünün görüş alanını büyük bir şekilde engelliyor. O yüzden her aracın tepesinde bir asker sürücünün gözleri oluyor. Rampa iniyoruz. Bu ilişki çok önemli. Devam et. Tamam, sağa dönmeye başladım. Çaylak sürücüler ilk testlerini geçmeyi başarıyor. Ve 4 saatlik yoldan sonra savaş alanına yaklaşıyorlar. Ama küçük bir sorun var. Thor Nehri 72 kilometre uzunluğunda ve 750 metre genişliğinde dalgalı bir ağızla denize dökülüyor. Thor ülkedeki en büyük gergitlerin olduğu yerlerden biri. Su yükselti farkının 6 metreye ulaştığı bu nehir ağzı çaylak sürücüler için büyük bir zorluk olacak. Ama eğer Viking'i çatışmaya götüreceklerse böyle engelleri aşabilmeleri gerekiyor. Onbaşı Smudge bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyor. Orada büyük dalgalar olabiliyor. Geçen yıl bu aletlerden biri buradan geri dönemedi. Viking amfibik bir araç ama bir tekne değil. Batma tehlikesi gerçek ve bazı sürücüler bunu hissediyor. Viking'in paletleri 11 milimetre derinliğinde çıkıntılarla kaplı. Bunlar karada kaygan zeminlerde tutunmayı sağlarken suda Viking'i iten paletler gibi çalışıyor. Ama şartlar kötüleşirse hiçbir amfibik makine rüzgarın ve dalganın yıkıcı gücüne karşı duramaz. Eğer gelgiti yanlış hesap ederseniz o aletin neler yapabileceği hiç fark etmez. Yenemeyeceğiniz bir güce karşı duruyorsunuz. Aracın içine en ufak bir su girmeye başlarsa araç batabilir. Geçmeye çalışmadan önce çaylak sürücüler sığ yerde bir deneme sürüşü yapıyor ve kullandıkları aletin tepkilerine alışmaya çalışıyorlar. Ama rüzgar hızlanıyor ve eğitmen Sai endişeleniyor. Rüzgar hızlanıyor ve bunu artık daha fazla yapamayız diyeceğimiz noktaya gelmesi fazla sürmez. Geçişe başladıktan birkaç dakika sonra Sai ekibin önüne bir engel daha çıkarıyor. Öncü Viking için bir arıza simülasyonu. Akıntının ortasında çaresizce bekliyor. Savaşta böyle ortada kalmış bir birlik düşman tarafından saldırıya uğrayabilir. Sai başka bir Viking'i tehlikeli bir kurtarma için riske atmak zorunda kalabilir. Ama açık denizde akıllıca hareket büyüklerden yardım istemek olacaktır. Yardım bir çıkarma gemisi şeklinde geliyor. Bu çıkarma gemisi açıkta kalan Viking'i kendine bağlayıp güvenli bir yere çekecek. Rüzgarın artması ve dalgaların yükselmesiyle amfibik geçiş iptal ediliyor. Artık bütün Vikingler çıkarma gemisinin yardımıyla sağ salim karşıya geçebilirler. Ama şimdi bile nehir geçişi çok kolay bir iş değil. Çıkarma gemisi sürekli aşağı yukarı hareket ediyor ve bu bir Viking sürücü için zorlu bir hedef. Eğer mekanik bir sorun olursa muhtemelen batabiliriz. Ve Vikinglerin arkasında eğitmen Sai gelişimi değerlendiriyor. Son yaklaşımında sürücü çok fazla güç veriyor ve yükleme rampasına çok sert çarpıyor. İyi misiniz? SCU'ya çıkacaksınız, VP'ye değil. Sai birkaç morlukla kurtuluyor. Ama savaşta Viking'in görevi komandoları güvenli bir şekilde taşımak. Sai'nin eğittiği adamlar bundan iyisini yapmak zorunda.
Jenschwalde, Almanya. Jenschwalde elektrik santrali maksimum güçle çalışıyor. Japonya'daki Fukushima felaketinden sonra Almanya nükleer reaktörünü kapatıyor. Bu rüzgar santralleri boşluğu doldurmaya çalışıyor ama onlar yeterince elektrik üretemiyor. Nükleer enerji ülkenin enerji ihtiyacının %23'ünü karşılıyordu. Ve şimdi Jenschwalde jeneratörünün bu ihtiyacı karşılamak için her gün 80 bin metreküp kahverengi kömüre ihtiyacı var. Bir ekip günün 24 saati bu kömürü çıkarmak için uğraşıyor. Ama bu önemli kaynak milyonlarca ton sert toprağın altında bulunuyor. Madenciler bir metreküp kömürü çıkarmadan önce 100 metreküp toprağın alınması gerekiyor. Bu akılları zorlayacak ölçekte bir kazma işlemi. Ve akıl almaz bir kazıcı gerektiriyor. P-60 dünyanın en büyük hareketli makinesi. Özel olarak bu iş için Soğuk Savaş'ın durağa çıktığı yıllarda Doğu Almanya'nın komünist yönetimi tarafından yapılmış. Ağırlık 30 bin ton. Mürettebat 25. Uzunluk 600 metre. Sürücü Ingo Hartzog. Aa dostum, yağmur yağdı ve her yeri su basmış. Ustabaşı Thomas Bukat. Galiba bir sorunumuz var. Saat sabah 5:30. Gündüz vardiyası çalışmaya hazır. Ekip otosunda rahatsız bir yolculuk geçiriyorlar. Ama bu işteki kimse kolay bir şey beklemiyor. Baş mühendis Thomas Bukat, Berlin ve çevre bölgesini besleyecek kömürü ortaya çıkarmak için büyük baskı altında. Jenschwalde elektrik santralinin günlük 80 bin metreküplük kömür ihtiyacını sağlamak için onun vardiyası 150 bin metreküp toprağın yerini değiştirmek zorunda. V-60'ın çalışan kısmında 3 kazıcı kol bulunuyor ve her biri 1 dakikada bir yüzme havuzunu dolduracak kadar toprak çıkarabiliyor. Yorulmak bilmeden 4 kilometrelik yamacın bir tarafını kazarak kömür kazıcılarına yer açıyorlar. Kollar kazdıkları gereksiz yük diye tabir edilen toprağı devasa taşıma köprüsüne iletiyor. 600 metre uzunluğundaki taşıma köprüsü gereksiz yükü 4 ayrı koldan kazılmış yerleri kapatmak için dökmeden önce taşıma bantları yardımıyla 30 metre yukarı çıkarıyor. Vardiya başladıktan bir saat sonra P-60 verimli bir şekilde çalışırken Ingo yerdeki adamların birinden bir haber alıyor. İleride kömür çıkarma ekibi kazıcılarının birinin yanında bir konteyner bırakmış. Ve şimdi bu konteyner P-60'ın kazıcısının yolunda duruyor. Tek seçenek kazıcının kolunu yeterince yukarı kaldırıp engelin üzerinden geçirmek. Çelik kablolardan oluşan karmaşık bir sistem kazıcı kolunu 1000 tonluk bir kukla gibi yukarı kaldırıyor. Ama işlem çok yavaş ilerliyor ve konteyner çok tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor. Kazıcı operatörü Robert Andorfer aşağı birini gönderiyor. Engele takılmadan geçebilmek için aşağıda bir gözcünün olması gerekiyor. Hazır mısınız? V-60'ı durdurmadan bu engeli aşmanın tek yolu bu. Kazıcı kolunu kaldıracak elektrikli vinçler böyle bir strese dayanacak şekilde tasarlanmamış. Vinçler isyan çığlıkları atıyor. Ama Robert onları kazıcı kolunu kaldırmak için zorluyor. Yavaşça kol kalkıyor.
Bu şeyi buradan hemen çıkarmak zorundayız. Thomas'ın izlemekten başka şansı yok. Eğer Cole konteyneri kurtaramazsa çelik çeliğe çarpacak. Son dakikada Robert konteyneri kurtarmak için yeterli yüksekliğe ulaşamayacağını fark ediyor ve kolu kenara doğru çeviriyor. Son anda çarpışmadan kurtuluyor. T-60 hasar almadan kurtuldu. Ama tehlikeyi atlatmış değil. Bütün bu büyüklüğüne ve gücüne rağmen bu canavarın hala bir zayıf noktası var. Yanlış bir yere gelen kaya işlere büyük zarar verebilir. Robert Andorfer sürekli olarak büyük kayaları gözlüyor. Ama dün geceki yağışlı hava toprağın birleşmesine neden olmuş. Bu çamurlar büyük kayaları saklayarak taşıma bandında büyük hasarlara neden olabilir. Robert gözlerini tehlike için açık tutmak zorunda. Zemin sert ve makine zorlanıyor. Ama onun dikkati göstergelere kaydığında büyük bir kaya aradan kaçıyor. Bir sorunumuz var. Nesne, kazıcının kovalarını taşıyan büyük zincire zarar veriyor. T-60 kazma gücünün 1/3'ünü kaybediyor. Thomas'ın başı dertte. Zorlu rüzgarlar ve dalgalar, İngiliz deniz komandoları Viking zırhlı taşıyıcıların nehir geçme tatbikatını yarıda kesmesine neden oldu. Ve çaylak sürücüler dalgalı sularda zorlanıyor. Ama bu savaşçıların birkaç hafta içinde savaşa hazır olmaları gerekiyor. O yüzden eğitmen Say işi daha da zorlaştırıyor. Ve nehir geçişini tamamen karanlıkta yapmalarını istiyor. Işıklar sönecek, zifiri karanlık olacak. Sadece silüetler ve gölgeler olacak. Bu çok daha kafa karıştırıcı. Çünkü yaptığınız her şeyi tekrar düşünüyorsunuz ve bu adamlar için çok fazla sorun oluşturuyor. Akşam 9. Hava kararıyor. Deniz komandolarının uzmanlaştığı gizli operasyonları yapmak için mükemmel koşullar. Aysız bir gecede Vikingler suyun kenarında yerlerini alıyor. Bugün çaylak ekipler için zaten zorlu bir gündü ve onbaşı Jim Slasher, Johnston daha da zorlaşacağının farkında. Hava bozmaya başladığında bulutlar, sis, yağmur geldiğinde insanlar daha da yorulmaya, ıslanmaya başlar. Ama bizim için çok da önemli değil. Bizim bölüm için normal. Bu çıkarma görevi için Vikingler bir çıkarma gemisine binecek. İlk Viking sizin pozisyonunuza doğru hareket ediyor. Bu çıkarma gemisi onları 100 metre açıkta bekliyor. Vikingler akıntının içinde ürkek bir şekilde ilerliyorlar. Viking'in tepesindeki bir asker gece görüş dürbünlerini kullanarak tehlikeleri kontrol ediyor. Bu sırada sürücü de Viking'in önündeki termal kameraları kullanıyor. Sallanan ve hareket eden çıkarma gemisine yaklaştıklarında birlikte çalışarak Viking'i isabetli bir şekilde gemiye çıkarmaları gerekiyor. Hey, sağa git. Viking'in ileri bakan kameralarındaki hiza çizgilerini kullanarak iki ekip araçlarını sorunsuz bir şekilde gemiye çıkarıyor. Ama sürekli hareket eden platform zorlu bir hedef ve ekiplerden birinin başı dertte. Dur! Dur! Hayır! Ray madeninde bakır cevherini sert kayadan ayırmak için yapılan patlama, madenin mekanik küreklerinden birine çok yakın bir yere kaya düşmesine neden oldu. Ve çarpma küreyi devre dışı bıraktı. 250 bin tonluk hedef imkansız gibi görünüyor. Makineyi buraya çekiyoruz.
Adamlar üzerinde çalışmaya başlamış bile. Ekipler burada. Bakalım nasıl bir hasar var. Bill'in dönebileceği sadece bir makine var. Returno 2350, kepçe küreğin gücüne yetişebilecek tek makine. Gazı kökleyen Eric, kepçenin 3300 beygirlik motorunun sınırlarını zorluyor. Normal bir arabanın 30 katı kadar güçlü olan L2350 mesafeyi kat ediyor. Ama kayalık maden zemini her alet için zor. Lanet olsun. Galiba zincirde bir delik var. 96 numara sağ ön zincirimde bir sorun var. Kepçenin 90 bin dolarlık tekerlekleri bu zorlu sürüş koşullarında tutunma sağlaması için 30 metre uzunluğunda zincirlerle kaplanmış. Ve sert zemin zincirde bir delik açıyor. Mekanikler Nate ve Steve hemen duruma müdahale ediyor. Ama Eric kepçeyi beklerken madende işlerin durduğunu biliyor. Bu zincirlerin bir an önce sıkılması gerekiyor. Yüklemem gereken kamyonlar var. Gel de o zaman bize yardım et dostum. İşte aletler. Tamam tamam. Neden gelip kendini tamir etmiyorsun? Hadi baylar, hadi çabuk olun. Acele edin. İşleri tehlikedeyken kepçeyi tekrar işe döndürmek için yoğun bir baskı var ve etkileri görünmeye başlıyor. Ray madenindeki sorun önemli bir gecikmeye neden oldu. Maden kontrol odasında Brandon'ın gözü saatte. 32'den kontrole. Herhangi bir kamyonun durduğu her an para kaybediyoruz. Madenin hayatta kalmasının tek yolu hedefe ulaşmak. Günün koşulları ne kadar kötü olursa olsun bundan taviz veremezler. Üretime devam etmek bu kasabayı hayatta tutuyor. Eğer maden olmasaydı burası çoktan hayalet şehir olurdu. Günün ortasında sıcaklıklar insanın bildiği en yüksek değerlere yaklaşıyor. 50 santigrat derece. Para kaybediyoruz. O yüzden mümkün olduğunca çabuk işe geri dönmeliyiz. Eric ve kepçesi geldiğinde maden sessiz. Hasarlı kürek hala çalışmıyor. Bu cevheri taşımamız çok önemli. Bu zamana karşı bir yarış. 2350 küreğin iş hızına yetişmek zorunda. Kepçenin 30 metreküplük ağzı kayaları taşımaya başlıyor. Tam ortadan. İşte sevdiğimiz tarz bu. Arka arkaya kamyonlar eziciye giderken kepçe 5 milyon dolarlık fiyatının hakkını veriyor. Kepçe bölgede gerektiği sürece çalışmaya devam edecek. Bu noktadaki malzemeyi bitirmemiz gerekiyor. Yoksa sonrasında bir felaket olabilir. Hem de korkunç bir felaket. Ray madenindeki 282'lik çekme kamyonları dünyanın en büyüklerinden biri. Tecrübeli şoför Lonnie McNavich için bile bu makineyi madenin dik yollarında tutmak kolay bir görev değil. Aşağı yukarı küçük bir evi sürüyorsunuz. Madenin ortasında Eric ve kepçesi tam gaz devam ediyor. Bir küreğin devre dışı kalmasına rağmen günlük hedefe doğru ilerliyorlar. Arka arkaya kamyonlar doluyor ve binlerce ton cevher eziciye gönderiliyor. Tam işler planlandığı gibi gidecek derken birden bir yaz fırtınası çıkıyor. Bulutlar güneşi kapatınca gün geceye dönüyor. Sadece dakikalar içinde maden toz bulutundan çamur yığınına dönüşüyor. Lonnie için ev büyüklüğündeki kamyonu kontrol etmek bir zorluktan imkansızlığa dönüşüyor. Yollar çamurlu olmaya başladı. Böyle çamurda çok kolay hakimiyeti yitirebilirsiniz. Bu şartlarda her dönüş bir tehlike potansiyeli taşıyor. Bir kayma onların duvara çarpmasına neden olabilir. Bu bir kabus senaryosu ve birden kabus gerçek oluyor.
Lonnie'nin kamyonu maden yolunda tehlikeli bir şekilde kayıyor. Bu ucuz atlatmadan sonra bütün madencilik operasyonları durduruluyor. Tanrı'ya şükür fırtına geçiyor ve kimse yaralanmıyor. Güneş kısa bir sürede yolları kurutuyor. Ama yolda kayan bir kamyonun lastiği patlamış ve o da Ezici'ye giden yolu kapatıyor. Lastiği değiştirmek ekibe daha da fazla zamana mal olacak. Bu birinin olmadan yapabileceği bir sorundu. Tamam, bugün buna ihtiyacım var. Sağ ol dostum. Ekip şu anda takvimin çok arkasında. Hala 160 bin ton cevher çekmeleri gerekiyor. Eric ve kepçesinin işi artık daha da zor. Ama şimdi onun sorunu yağmur değil, sıcak. Sular tarafından yer değiştiren kum şimdi rüzgar tarafından havaya kaldırılıyor ve toz bulutu oluşturuyor. Bu mekanik sorunlar için mükemmel bir durum. Isı, toz ve hava, bunların hepsi önemli faktörler. Kaybedilen zamanı telafi etmek için Eric kepçenin limitlerini zorluyor. Ama bu güçlü makine bile bu şartlara dayanamıyor. Birdenbire arıza çıkıyor. Lanet olsun. Sanırım bir hidrolik sızıntısı var. Mekanikleri çağırmak zorundayım. Kepçenin aşağı yukarı hareket etmesi için 1400 litrelik hidrolik sıvı gerekiyor. Bir sızıntı onu güçsüz bırakıyor ve maden hala günlük hedefin 100 bin ton gerisinde. Milyon yıl önce burada geniş bir orman yüzlerce metre toprağın altında kalmış. Ağaçlar fosilleşmiş, linyit veya kahverengi kömüre dönüşmüş. Şimdi nükleer santrallerini kapatan Almanya için linyit üretimi bir numaralı öncelik. Ama ana zincirdeki bir engel dünyanın en büyük hareketli makinesinin durmasına neden oluyor. Bana durumla ilgili hemen rapor vermenizi istiyorum. Baş mühendis Thomas Bukat bu krizi atlatmanın bir yolunu bulmak zorunda. Mühendisleri bir araya toplayarak bir çözüm bulmaya çalışıyor. Sıkışan kazıcı zincirine daha fazla zarar vermeyi göze almadan kaba kuvvet kullanamazlar. Birkaç dakika sonra Thomas ve mühendisler hızlı bir tamirat için bir fikir geliştiriyor. Zincirdeki engeli kaldırmak için o bölgeye yüksek basınçta gres basmayı planlıyorlar. Thomas endişeli. Gres pompası genelde yağlama için kullanılıyor ve hiç bu kadar sıkı çalışmak zorunda kalmamıştı. Sonunda engel yüksek basınçlı yağa teslim oluyor. Artık Thomas dev makineyi çalıştırıp kazmaya devam etme emri verebilir. Evet, başlayalım. Kazıcıların üçü de artık çalışıyor. Zincirleri yağladık ve tekrar iş başındayız. P60 bütün hızıyla kahverengi kömürden toprağa ayırıyor. Zorlu bir başlangıçtan sonra günlük 150 bin metreküplük hedeflerinin yarısını geçtiler bile. Ama birkaç saatlik çalışmadan sonra sürücü Ingo bir şey fark ediyor. Taşıma bandı algılayıcısı istenmedik bir misafir keşfediyor. Ve bu her neyse makinenin kalbinden saatte 30 kilometre hızla ilerliyor. Gençwalde, Almanya. Gençwalde madeninde gizemli bir nesne P60'ın taşıma bandında ilerliyor. Eğer bu kayaysa taşıyıcıyı parçalara ayırabilir.
Ingo taşıyıcının derhal durdurulması emrini veriyor. Operatör Danny hasarı kontrol etmek için koşturuyor. Haberler kötü. Aa, Ingo! Hasar büyük. Dev kaya taşıma bandında büyük bir delik açmış. Taşıyıcı olmadan kazıcılar durmak zorunda. Kazıcıların durması madenin durması anlamına geliyor. Ve elektrik santrali aç kalacak. Durum hayli kötü. Bant epeyce parçalanmış. Ama Ingo P-60'ın 4 kilometre uzunluğundaki banda ulaşabileceğini biliyor. Eğer toprağı hasarlı kısımdan kurtarıp yedek bantlara aktarabilirse vardiyanın sonuna kadar çalışmaya devam edebilir. Bu fikri hayata geçirebilmek için Ingo hasarlı bandı yeniden çalıştırıyor. Sadece çalışırken Danny yedek bandı 3 metre kaldırıp yükü üzerine alabiliyor. Bu standart çalışma prosedürü değil. Ama Ingo başka seçeneğinin olmadığını biliyor. Bir saat içinde Thomas günün sonuçlarını bildirmek için madenin müdürüyle buluşacak. Danny yeniden yönlendirme manevrasını başarıyor ve kazılan toprak yedek taşıyıcıya yönlendiriliyor. P-60 tekrar çalışmaya başlıyor. Bir saat içinde gece vardiyasının devralması için P-60 durmak zorunda kalacak. Baş mühendis Thomas, madenin müdürüyle görüşüp günün sonuçlarını iletmesi gerekiyor. Masa başındaki adamlar mekanik sorunları duymak istemiyor. Onlara sadece büyük sayılar gerekiyor. Londra Royal Albert Salonu'nu iki kez doldurabilecek 160 bin metreküplük kazıyla P-60 günlük kotasını 10 bin metreküple aşıyor. Thomas iyi haberleri ekibiyle paylaşıyor. Harika bir sonuç. Hedefinize ulaşmak güzel ama onu aşmak inanılmaz bir şey. Eğer bu hızla kazmaya devam edebilirse Almanya'nın ihtiyacı olan bütün enerjiyi sağlayabilecek gibi görünüyor. Dur! Dur! Hayır! Viking taşıyıcılarından biri neredeyse çıkarma gemisinin yanına çarpıyordu. Birkaç santim sonra Viking kendine ve diğer araçları taşıyan gemiye zarar verebilirdi. Gece 2. Çıkarma gemisi karşı kıyıya ulaşıyor. Ve Vikingler savaş alanına gece çıkarması yapmaya hazırlanıyorlar. Karanlık, Britanya adalarındaki en büyük ve en dik kum tepelerini saklıyor. Burası bu adamların ve araçların gideceği Orta Doğu savaş alanlarına bir alıştırma olması açısından mükemmel bir yer. 3 araçta da gece ve gündüz kameraları var. Tamamen karanlıkta olacaksınız. Gece görüş türbinlerinizi ve kameralarınızı kullanacaksınız. Gerçek anlamda zorlu bir koşulda değilseniz, araç takla atmadıysa veya motorda bir sorun yoksa ışık asla kullanmayacaksınız. Sorunlu nehir geçişi operasyonun biraz uzamasına neden oldu. Ama şimdi Viking mürettebatları savaş alanında karşılaşabilecekleri her türlü araziye karşı gelebileceklerini göstermek için yorgunlukla savaşmak zorundalar. Ama gece saldırısının başlamasından sadece dakikalar önce Vikinglerden biri olduğu yerde kalıyor. Zorlu gün fren hortumlarının patlamasına ve hidroliğin kaçmasına neden oluyor. Eğer fren yapmazlarsa bu bölgeyi geçemezler. Bu aracı kullanmaları bile imkansız. Deniz komandoları sorunu çözmeye çalışırken bütün ekip yerinde sayıyor. Saat sabah 4'ü geçiyor. Hasarlı Viking tamir edildiğinde yaz güneşi ufukta görünmeye başlıyor. Birazdan kırsal alanda devam edeceğiz. Çünkü burası daha uygun bir arazi. Askerlere bu Vikinglerin neler yapabileceğini göstermek için çok uygun. Çaylak Viking ekibi zorlu bir gece geçirdi.
ve önlerinde zorlu bir arazi var. Ama sonunda araçlarını gösterebilme şansını yakaladılar. Evet, şimdi sağda görebiliyorsun. Devam et. Hadi devam et. Güç vermeye devam. Devam et. Devam et. Güzel. Son sınavları eğimi %50 olan bir kum tepesine tırmanmak. Bu dik yamaçlar ve kayan kumlar Viking'in gücüne karşılık değil. Bu canavarın kaputunun altında dik bir rampayı çıkacak kadar güç var. Benim pozisyonuma ne zaman geleceğiniz belli mi diye sordum. Tamam. Evet, en fazla 16 dakika. Şu an geri dönüyoruz, tamam. Anlaşıldı. Eğitim hem adamlar hem de araçlar için zorlu ama bu komandoların savaş için hazır olmaları gerekiyor. Beyler dinleyin. Evet, zorlu bir eğitimdi. Birbiri ardına bir sürü sınav vardı. Artık bu adamlar orada neyi yapabilecekleri ve neyi yapamayacaklarını biliyorlar. Ve ihtiyaçları olan şey de bu. Bu aleti savaşa götürmek. Zırhlı destek grubu 2011 sınıfı dersini aldı. Ve artık Vikingleri savaşa götürüyorlar. Ray Madeninde araç bakım ekibi, dünyanın en büyük tekerlekli kepçesi L-2350'nin hidroliklerini tamir etmek için sıkı çalışıyor. Hidrolik sızıntısı var. Buraya 99'u getirip onu tamir etmemiz gerekiyor. Hidrolikler olmadan kepçeyi kaldırmak imkansız. Kepçe çalışmadan önce sızıntıyı onarıp dökülen sıvıyı temizlemeleri gerekiyor. Kepçe devre dışı kalınca üretim sürünme hızına düşüyor. Tecrübeli ekip dakikalar içinde karmaşık tamiratı yapıyor. Ama saat 4:30. Vardiyanın bitmesine sadece birkaç saat var. Ve madenin 3 küreyi birlikte çalışmasına rağmen günlük kotalarından 80 bin ton gerideler. Billy gücü 2 katına çıkarmaya karar veriyor. Hadi gidelim. Ve L-2350'yi küreğin yanına gönderiyor. İkisinin birlikte çalışmasıyla ekip dakikada yüzlerce ton taşıyor. Arka arkaya kamyonları dolduruyorlar ama zaman azalıyor. Gerideyiz değil mi? Günün son vardiyasının bitmesine dakikalar kala ekip günlük 250 tonluk kotalarına ulaşıyor ve biri bunun için teşekkür etmesi gereken bir makine olduğunu biliyor. Adamlar ve makineler için zorlu bir gün oldu ama ekip hedefine ulaştı. Vay canına, zor bir gündü ama başardık. Şimdi soğuk bir birleşme zamanı. 50 derece sıcaklık, fırtına ve yağmura rağmen maden bir günde çeyrek milyon ton bakır cevheri taşıdı. Eric ve güçlü 2350'nin ofisinde hayat devam ediyor.